Marmara Denizi kıyılarında sevimli bir kent düşünün. Denizin mavisiyle cennetin yeşilinin kavuştuğu özel bir coğrafya. Çağdaş kent yaşamının standart olarak sunulduğu özgür, aydın ve mutlu insanların kenti. Sadece o çok özel yolcusu Mustafa Kemal'i değil, aynı zamanda ulusumuzun kurtuluş inancını Anadolu'ya ulaştıran Bandırma Vapuru'na adını veren, bundan büyük gurur duyan bir kent. İşte burası Bandırma. Marmara Denizi'nin güneyinde aynı adla anılan Körfez'de yer alan önemli bir liman kentidir Bandırma. Ülkemizin üç büyük kenti İzmir, İstanbul ve Bursa'ya ortalama 2 saatlik uzaklıktadır. Karayolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşım olanaklarının tamamını kullanabilmektedir. Ülkemizin 5. büyük limanına sahip olan Bandırma, deniz taşımacılığı konusunda çok önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. İstanbul-Bandırma arasındaki hızlı feribot ve deniz otobüs seferleri ile 2 saat gibi kısa bir zamanda, üstelik rahat bir yolculukla İstanbul'a ulaşmak mümkündür. Demir yolunu tercih edenler ise feribotla bağlantılı olarak her gün yapılan İzmir-Bandırma arasındaki hızlandırılmış tren seferleri farklı bir ulaşım alternatifi sunmaktadır. Bandırma, bölgenin önde gelen sanayi kentlerinden biridir. İlçemizdeki etlik piliç, yumurta, damızlık civciv, gübre, un, bitkisel yağ, yem, cırcır, çeltik, salça, dondurulmuş su ürünleri, mermer ve taş işletmeciliğinde ülkemizin önde gelen firmalarının tesisleri bulunmaktadır. Ülkemizin önemli zenginliklerinden biri olan bor madeninin işlendiği fabrikalarda bulunmaktadır. Rüzgar enerji santralleri ve doğalgaz çevrim santralleri ile doğa dostu, temiz enerji üretimi konusunda gelecek için ümit vermektedir. Bandırma ve çevresi turizm açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Dünyaca ünlü kuş cenneti, antik çağların iki önemli dönemine ait Kizikos ve Dasklion kazıları, Kapıdağ'da doğa turizmi, Erdek ve Avşa'da deniz turizmi, Gönen ve Manyas'ta termal turizm bölgelerimizin önemli zenginlikleri arasında yer almaktadır. Perslerin satraplık merkezi olan Dasklion Antik Kenti, Bandırma'nın 30 km güneyinde ve Ergili Köyü çevresinde yer almaktadır. Burada sürdürülen kazılarda elde edilen Pers, Frig ve Lidya dönemine ait buluntular, arkeologlar ve bilim dünyasında yankı uyandırmakta. Kazılar dünyanın dört bir yanından ilgiyle izlenmektedir. Kapıdağ'da bulunan Kizikos Antik Kenti de döneminin en parlak uygarlığından izleri günümüze taşımaktadır. Burada da kazı çalışmaları devam etmektedir. Bandırma'da bölgemizdeki kazılardan elde edilen bulgular ve diğer eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesi de bulunmaktadır. Bir balıkçı köyü olan ve Kizikos şehir devletinin limanı olarak da kullanılan Bandırma, o yıllarda güvenilir liman anlamına gelen panormas olarak anılıyordu. Bandırma, 1328 yılında Karesi Beyliği'nin himayesi altına girmiş, 1336 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlıların eline geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası 2 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlar tarafından işgal edilen Bandırma, 17 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla başlayan Kurtuluş Savaşımızda son kurşun da Bandırma Ay Yıldız Tepe'de atılmıştır. Bunun anısına 1974 yılında Ay Yıldız Tepe'de yaptırılan son kurşun anıtı gururla yükselmektedir. Bandırma, Atatürk'ü Samsun'a taşıyan Bandırma Vapuru'na verdiği isimle de Kurtuluş Savaşı destanında özel bir yere sahiptir.